Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yurt dışı öğretmenlik sınavına 4-5 gün kaldı. Bu süreçte artık genel kültür ve güncel olaylar videolarını arttıracağım. Tabii bu konu sadece yurt dışı öğretmenlik sınavında çıkmıyor biliyorsunuz. Kamu personel seçme sınavında, eğitim kurumları yönetici sınavlarında da karşımıza çıkıyor. Burada bu seride genel kültür soruları serisinde arkadaşlar güncel de var. Ama ağırlık daha çok hani nerede ne olmuştu, kuruluşlarla ilgili, yakın tarihle ilgili içerikler hazırlamaya çalıştım. 40 tane soru çözeceğiz hep beraber. Hemen geçiyorum. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk zırhlı ve yüzme özelliği olan dozerinin adı nedir? Azmim. Evet arkadaşlar, hem dozer hem zırhlı hem de yüzme özelliği olan bir araç. Batılı bilim insanlarından 100 yıl önce mikrobu keşfeden Türk İslam alimi kimdir? Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet'in de aynı zamanda hocası oluyor. Körfez ülkeleri hangileridir? Evet arkadaşlar, 2014 yılında İskandinav ülkeleri sorulmuş. Yani bir Körfez ülkeleri de sorulabilir. Nedir Körfez ülkeleri? Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Irak, İran, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman. Hani bunlardan ben bir şey oluşturmaya çalıştım ama bir şey çıkaramadım. Eğer siz bir akrostiş yapabilirseniz, hani şöyle ilk harflerinden bir kelime çıkarabilirseniz yorumda belirtebilirsiniz. Akılda daha kalıcı olabilir. Evet, şimdi devrim serisinden sorular hazırladım arkadaşlar. Hani dünyadaki özellikle yakın tarihte gerçekleşmiş olan devrimlerle ilgili. Mesela Kadife devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir? Çekoslovakya. Beyaz devrim hangi ülkede gerçekleşmiştir? İran. Turuncu devrim hangi ülkede gerçekleşmiştir? Ukrayna. Gül devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir? Gürcistan. Gür aklınızda kalabilir. Ekim devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir? Evet, bu en eski, içinde en eskisi olan Rusya'da, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin kurulduğu Ekim devrimi. Yasemin devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir? Tunus'ta gerçekleşmiş. Lale devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir? Bu da Kırgızistan'da gerçekleşmiş arkadaşlar. Yakın tarihte olan devrimler. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı kimdir? Şefik Birkiye. G20 grubunda yer alan uluslararası kuruluş hangisidir? Evet, G20 grubunda yer alan uluslararası kuruluşlar videosunda da açıkladığım gibi G20'de aslında 19 tane devlet var. Bir tane kuruluş var. O kuruluş da arkadaşlar Avrupa Birliği. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu hangi ilimizdedir? Uşak. 2006'da gezegen statüsünden çıkarılıp cüce gezegen statüsüne alınan gök cismi hangisidir? Plüton. Evet, bu Plüton, hatta bu olayla ilgili Kral Şakir çizgi filminde de bir bölümü var. Arada bir mola verdiğinizde izleyebilirsiniz. Gayet eğlenceli. ABD'ye karşı Çin, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın 1996'da kurdukları örgüt hangisidir? Şangay İşbirliği Örgütü. Avrupa Birliği uluslararası kuruluşlardan hangisiyle aynı bayrağı kullanmaktadır? Evet, Avrupa Birliği ile aynı bayrağı kullanan kuruluş Avrupa Konseyi. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi birbirlerinden farklıdır arkadaşlar. Mesela Türkiye Avrupa Konseyi kurucu üyelerindendir. Ama AB üyesi değildir biliyorsunuz, aday üyeyiz. Ama bayrakları aynı. Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri nelerdir? Evet arkadaşlar, resmi dilleri Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Arapça. Şöyle yazdığımızda fiirça, yani fırçayı andırırmış gibi fiirça sözcüğünü çıkarabiliriz. Tabii bir de dikkat ettiğimiz zaman bunlar aslında ne? Özellikle ilk üç tanesi sömürgeci ülkelerin dilleri olduğu için tabii dünya çapında da kullanılıyor.
kullanımı çok sık. Hatta 7. dil olarak da Türkçe katılabileceğine dair bir iki yerde yazı okumuştum. Evet, bir de arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in çalışma dilleri var. Bakın birbirlerinden farklı. Resmi dilleri ayrıdır, çalışma dilleri ayrıdır. Daha doğrusu resmi dillerin içinden dillerden İngilizce ve Fransızca. Evet, Birleşmiş Milletler'in çalışma dilleri İngilizce ve Fransızca. IMF'den ilk ve son borç hangi yıllarda alınmıştır? Tabii Türkiye'yi kastederek sordum. 1961 yılında IMF'den ilk borcumuzu alıyoruz arkadaşlar. 2013 yılında da son borç alıyoruz. Borcumuzu kapatıyoruz 2013'te de. Aslında şey öyle, süreç böyle. IMF'nin para birimi nedir? Evet, IMF'nin de bir para birimi var arkadaşlar ama kullanımda değil yani. SDR. Yani sınavda belki çıkabilir, aklınızda bulunsun. Yani dolaşımda olan bir para değil. Evet, Dünya Bankası Başkanı kimdir? David Malpass. Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı kimdir? İslam Kerimoğlu. Tarihte ilk defa Birleşmiş Milletler fikrini ortaya kim atmıştır? Farabi atmış arkadaşlar. 2007 yılında Türkiye'de klonlanan ilk koyunun adı nedir? Oyalı. Daha önceki herhalde bu yurt dışında kullanılan vardı bir. Dolly de herhalde adı. Dolly, Oyalı. Bir benzetmeden aklımızda kalabilir. 2019-2023 yılları arasında kaçıncı kalkınma planı uygulanacaktır? 11. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yeniden yapılanma politikası olarak 1980'li yıllarda uygulanan politikanın adı nedir? Perestroika. Perestroika arkadaşlar Gorbaçov döneminde uygulanıyor ama başarısız oluyor. Bildiğiniz gibi 90'ların başında, 80'lerin sonunda Sovyetler dağılmış oluyor. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi kuruma bağlıdır? Evet, bu da güzel bir soru. Avrupa Konseyi'ne bağlıdır arkadaşlar. Hani Avrupa Birliği ile karıştırmayalım. Eğer ki şıklarda çıkarsa, bu soru sorulup da şıklarda bir de Avrupa Birliği verilirse güçlü bir çeldirici olur. Evet, Bağımsız Devletler Topluluğu hangi devletin dağılmasından sonra kurulmuştur? Evet arkadaşlar, Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya da dahil olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu kuruluyor bu devletler tarafından. Evet, Türk Soy Merkezi nerededir arkadaşlar? Ankara'da. Mimar Sinan'ın son eseri nedir? Atik Valide Külliyesi. Türkler ile Araplar arasında yapıldığı bilinen ilk savaş hangisidir ya da nedir? Belencer Savaşı. Türkiye'nin ilk kadın savaş fotoğrafçısı kim? Semiha S. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ilk şehidimiz kimdir? Bülent Aydın. Hatta bir ilimizdeki üniversiteye adı verilmişti. Şu anda hatırlayamadım. Siz biliyorsanız yorumda yazın arkadaşlar. Dünyanın en büyük barajı hangi ülkededir? Çin. Edirne Fatih unvanı kime verilmiştir? Enver Paşa'ya verilmiştir. 2020'de AB'den yani Avrupa Birliği'nden ayrılan ülke hangisidir? İngiltere. Evet arkadaşlar, bunu yazmayı unuttum ama bu sürecin adı da Brexit diye geçiyor. Hani yakın bir süreçte olduğu için belki sınavda çıkabilir. Türkiye'nin ilk haber ajansı nedir? Anadolu Ajansı. Kurtuluş Savaşı yıllarında kuruluyor. Heykelini yaptıran ilk padişahımız kimdir? Abdülaziz. Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarın adı nedir? Baga Tarkan. Tarkan zengin ya. Şarkıcı Tarkan. Oradan aklımızda kalsın. Nobel ödülleri hangi yıl verilmeye başlanmıştır? 1901. Evet arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Herkese kolay gelsin.